biraz içeriye tıkılmış vaziyetteyiz ama inşallah paylaştıklarımız hepimiz için ufuk açıcı, ilham verici şeyler olur. Ben bugünkü buluşmamızda aday adayı arkadaşlarımızın çok olduğunu bildiğim için başka türlü bir sunum hazırlamaya gayret ettim. Mimarlar Odası'nda TMOB'un İnşaat Mühendisleri Odası'nın organize ettiği toplantıda yaptığım sunumu aslında burada tekrarlamayı düşünmüştük ama profilin böyle biçimlendiğini görünce de buna uygun bir başka hazırlık yaptım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, yaklaşık 40 yıl önceydi, yani 15-16 yaşlarında bir delikanlıyken toplumdaki adaletsizliklerden rahatsız olmaya başlamış ve çare arayışı içinde sosyal demokrasi kavramıyla tanışmıştım. Bugün yine ben size sosyal demokrasi ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bugün sosyal demokrasiye belki de tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok ihtiyaç var. Popülizmin, otoriterliğin ve aşırı milliyetçiliğin hızla yükseldiği bu can yakıcı konjonktürün panzehiri sosyal demokrasiden başka bir yerde değil. Sosyal demokrasi insanlığın diktatörlükler, savaşlar ve büyük acılar pahasına ortaya koyduğu en insani yaşam modeli. Ve arkasındaki güçlü tarih, felsefi ve sosyal birikimle insanlığın geleceğinde de belirleyici rol oynamaya devam edecek. Çünkü eşitlik ve adalet arayışı insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olmaya devam edecek. Eşitsizlik yoksullukla görünür hale gelir. Uluslararası Çalışma Örgütü 1976 yılında, yani 42 sene önce, temel ihtiyaçlar kavramından yola çıkarak bir tanım geliştirmiş. 5 başlıktan oluşuyor bu temel ihtiyaçlar. Birincisi beslenme, barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçlar, minimum ihtiyaçlar. İkincisi toplu yaşam için üretilen hizmetler, yani kanalizasyon, güvenli içme suyu ve benzeri, elektrik, sağlık, eğitim gibi. Üçüncüsü karar alma süreçlerine katılım. Dördüncüsü temel insan haklarından yararlanma. Ve beşincisi istihdam edilme hakkı. Yoksulluk sadece gelir azlığıyla ilgili bir şey değil. Yoksulluk bu 5 temel ihtiyaçtaki eksiklik, bunların yerine getirilmesindeki boşluk, yoksulluk aynı zamanda bu haklardaki eksikliklerle şekilleniyor. Yoksulların içinde bulunduğu koşullar birbirini destekleyerek içinden çıkılmaz bir yaşam biçimini hapsediyor. İşsizliğin yaygınlaşması, gelir dağılımındaki bozukluk yoksulluğu yaygınlaştırıyor. Oysa kapitalist sistem, karlılık oranlarını yüksek tutabilmek için güvencesiz iş alanlarını korumak, daha ucuz iş gücü yaratmak istemektedir. Ya Nilfe Hanım, şurası boş. Şöyle geçiverin. Modernitenin gereği olarak yönetenlerin kendini sınırlama gayreti daha çok kar hırsına mağlup olmakta, yoksulluktan kurtulmak giderek zorlaşmaktadır. Bu durumun sistemin varlığını tehdit etmeye başladığına dair ciddi uyarılar gelmeye başlamıştır. 2015 yılında dünyada 68 kişi insanlığın ürettiği toplam değerin %50'sinden fazlasını elinde tutarken 2016 yılında bu sayı 8 kişiye inmiştir. Yani sadece ön sırada oturanlar kadar düşünün, insanlığın ürettiği toplam değerin %50'sinden daha fazlasını elinde tutuyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu aslında sistemin de tıkanmakta olduğunun en somut göstergelerinden biri. Belki de bu nedenle dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, dünyanın böyle dönmeye devam etmesinin mümkün olmadığını, kapitalist üretim ilişkilerinin sonuna geldiğini söylemiş 2015 yılında. Türkiye'de de biliyorsunuz yine 2016 yılında Sayın Ali Koç,
kapitalist sistemin miadını doldurduğunu söyledi. Özetle yine öncelikle zenginler fark ettiler sistemin sürdürülemez hale geldiğini. 90'lı yıllarda Sovyetlerin dağılmasıyla beraber ideolojilerin çöküşü ve Amerika'nın küresel hegemonyasını tarihin sonu kitabıyla ilan eden Francis Fukuyama, geçtiğimiz günlerde sosyalizm geri gelmeli diyerek çok ciddi bir çıkış yaptı. Ve tarihin sonunun bağnazlık ve eşitsizliğin yaratacağı sorunlarla geleceğini ortaya koydu. Fukuyama'nın sosyalizm geri gelmeli çıkışının arkasında dünyada yaşanan ideolojik boşluk ve küresel umutsuzluğa karşı bir yeniden tanımlama ve sosyalist kimliğin yeniden yaratılabileceğine dair bir beklenti olduğu öngörülebilir. Sosyal demokrasinin rehberliğinde yapılabilecekler konusunda ben 3 adımlık bir yol haritası tanımlamaya çalıştım. 1. Yoksul ailenin arz edilebilir emek miktarını artırmak ilk adım olabilir. 2. Arz edilen emeğin bilgi ve becerisini geliştirmek, nitelik ve kalitesini yükseltmek gerekir. Bu da yoksulların yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanması, iş başında eğitim imkanlarının geliştirilmesi demektir. 3. Yoksulların kendi aralarında bir dayanışma duygusu geliştirerek bir komünite oluşturmaları, böylece bir güç kazanmaları mümkündür. Böylece yoksulluktan kurtuluş, bu topluluk dışındaki kurtarıcılara değil, topluluğun kendine güvenine bağlanmış olur. Yani tepeden değil, tabandan gelen bir çözüm üretilmiş olur. Kadınların mutfakta, tarlada ürettiklerini satabilme imkanının yaratılması, üniversitelerle işbirliği içinde ürün kalite ve çeşitliliğini artıracak sertifika programları uygulanması ve ardından üretim, pazarlama kooperatifleri kurulması, bu anlattığım önermelerle Seferihisar'da izlemeye çalıştığımız bir yol haritasına dönüşmüştür. Bu nedenle küçük tarım üreticisini yaşatmak için tarım alanlarına sahip çıkmak, kadınları üretime teşvik etmek ve üreticileri örgütlemek için yeni kooperatif ve birlikler kurmak bu yol haritasının kilometre taşları haline gelmiştir. Yani hayalini kurduğumuz ülkeyi kendi kentimizde kurmaya gayret ettik. Her akşam kafayı yastığa koyduğumuzda bunu ne kadar başarabildiğimizin muhasebesini yapmaya çalışıyoruz. O muhasebe mevzuatın, mazeretlerin, bahanelerin değil, yerine getirilen sözlerin, dokunulan ellerin, güldürülen yüzlerin resimlerini taşıyor mu, ona bakıyoruz. Seferihisar'da seçildiğimiz günden beri sosyal demokrasinin erdemlerine layık bir kent yaratma gayreti içinde olduk. Bir yandan Seferihisar'ın toplam değerini büyütmeye çalışırken, bir yandan da o büyüyen değerin adil bir biçimde dağıtılmasını sağlamaya gayret ettik. Hatırlayacaksınız, üniversitede bize öğretilmişti. Kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız diye. Acaba gerçekten öyle mi? Doğayla uyumlu çözüm arayışları aslında kaynakların ne kadar sınırsız olabileceğini gösteriyor. Örneğin Seferihisar'da, hemen aşağıda, belki çıkışta dikkatinizi çeker bakarsınız, deniz dalgasından elektrik üretmeye başlıyoruz. Yaratıcılığımızı kullanarak ve doğanın olağanüstü imkanlarıyla yepyeni çözümler, yepyeni kaynaklar yaratmak mümkün. Peki ihtiyaçlar sınırsız mı? Günde 2000-2500 kaloriyle hayatımızı sürdürüyoruz. Bunun 5000-10000'lere çıkması ne doğru ne de mümkün. Uruguay'ın eski efsane Cumhurbaşkanı Mujica diyor ki, alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Ondan sonra koyacak yer bulamıyoruz. Oysa bunları kazandığımız parayla aldığımızı zannediyoruz. Büyük bir hata yapıyoruz. Çünkü onları satın almak için harcadığımız zamanla alıyoruz. Ve parayla satın alınamayacak tek şey zamandır. Dolayısıyla da hayatı böyle ıskalıyoruz diyor. 1972 yılında bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösteren Roma Kulübü, Büyümenin Limitleri isimli raporu hazırlatarak
tüketim toplumu çılgınlığını tüm çıplaklığıyla dile getirmiş. Büyümenin mevcut hızıyla devam etmesi halinde dünyanın büyük bir yıkım ve sefaletle karşı karşıya kalacağını vurgulamış. Bu raporun yarattığı etki, Birleşmiş Milletler'in harekete geçerek bir komisyon kurmasını ve konuyu ele almasını sağlamış. Komisyon başkanı aynı zamanda dönemin Norveç Başbakanı Brundtland, kendi adıyla anılan 1987 tarihli meşhur Brundtland raporunda tüm paradigmayı baştan değiştirmiş. Bu rapora göre temel sorunlar sorunsal ekonomik büyüme değil. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel boyutunun hesaba katılmamasıdır. Sosyal ve çevresel boyutu hesaba katmayan bir ekonomik büyüme sürdürülebilir değildir. Ve çözüm önerisi olarak da sürdürülebilir kalkınma için gereken siyasi, ekonomik ve sosyal mekanizmaların acilen inşa edilmesi gerekir. İşte Birleşmiş Milletler bu rapora göre o tarihten bu yana klasik tanımıyla gelecek kuşakların ihtiyaçlarına zarar vermeden bugünün ihtiyaçlarının karşılandığı bir sürdürülebilir kalkınma için küresel hedefler ortaya koymakta ve bu hedefleri küreselden yerele yayarak çalışmalar yürütmektedir. 2000 yılında ilan edilen milenyum hedefleri yani 1000 yıl kalkınma hedefleri ve 2015 yılında 169 ülke tarafından kabul edilen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi bu çabanın sonucudur. 2030 yılına kadar başarılması öngörülen bütün bu hedefler yerel yönetimlerin büyük bir öneme haiz olduğunu ve bütün bu hedeflerin ancak yerelde gerçekleştirilebileceğini ortaya koymaktadır. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler tarafından 2016 yılında düzenlenen Habitat 3 zirvesinde yine hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine atıf yapılmış, hem 1000 yıl kalkınma hedeflerine atıf yapılmış ve sonuçta ortaya konan yeni kentsel gündemle insanlığın içinde bulunduğu küresel sorunların tamamının yerelde çözülmesi gerektiği ifade edilmiş. Özellikle rejimin değiştiği Türkiye'de sürdürülebilir bir geleceği yaratmak için yerel demokrasi çok daha anlamlı ve önemli bir zemin oluşturmaktadır. Çünkü yerelden başka nefes alınabilecek, mücadele edilebilecek bir alan kalmamıştır. Demokrasi sorunuyla yoksulluk sorunu iç içedir. Demokrasinin artması, yoksulluğun azalmasıyla, otoriterleşme ve otoritenin merkezileşmesiyle, yoksulluğun artmasıyla paralel seyreder. Demokrasi, yönetime katılım, şeffaflık, adil rekabet ve hukukun üstünlüğü gibi kavramlar hep iç içedir. İnsanlığın 70 bin yıllık macerasının ürettiği en kıymetli değerler olan eşitlik, adalet, özgürlük, kardeşlik ve dayanışma otoritenin merkezileşmesiyle değil, yerelleşmesiyle sağlanabilir. Hayatın akışına ve insanoğlunun gelişimine ters olan bu otoriterleşme ve otoriteyi merkezileştirme hırsı acı, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyecektir. Çare yereldedir. Yerel yönetimlere demokratik katılım ve müdahil olma imkanlarını arttırma çabaları, yönetim süreçlerinde bireylerin ve vatandaşların söz ve karar sahibi olmalarının yolunu açacaktır. Yerel özgürlük alanlarının çokluğu, vatandaşların bir araya gelmesini, kendilerini birbirlerinden ayıran eğilimlere rağmen birbirleriyle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalarına imkan sağlayacaktır. Bu çabalar ve çalışmalar aynı zamanda toplumdaki kutuplaşmanın, teşekkür ederim, ve ötekileştirmenin yerini diyaloğun almasının imkanlarını sunar. Yurttaşlık, kentlilik, kamusallık, özellik, çoğulculuk, gönüllülük, siyasi katılım, hoşgörü, kişi hak ve hürriyetlerini esas alan sivil toplum anlayışı, farklı dünya görüşlerinin, kültürlerin, inanç ve kimliklerin vatandaş şemsiyesi altında özgürce yaşamalarının da garantisi olmaktadır.
yoksulluğun her boyutuyla savaşmak, vatandaşların refah ve güvenliklerini artırmak için yerel yönetimlerin güçlü olması gerekir. Demokrasinin kalitesi eğitimin kalitesiyle de paraleldir. Yani eğitim kalitesinde yükseklik, bilgiye ulaşmada engellerin kalkması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerekir. Ancak sosyal politikalar ve demokrasi politikaları konusunda sosyal demokrasinin erdemleri ve birikimiyle hayata geçirdiği uygulamalar bugünün gerçekleriyle buluşarak bu gerçeklerin ışığında yeni çözümler üretmek zorundadır. Belki de sosyal demokrasi 4.0 denilebilecek bir arayışı başlatmak zorundayız. 2013'ün Eylül'ünde Oxford'dan Carl Benedict Frey ve Michael Osborne İstihdamın Geleceği adlı bir çalışma yayınlar. Çalışmada gelecek 20 yılda bilgisayar algoritmaları tarafından devralınacak meslekleri incelerler. Bu çalışmaya göre 2033 yılında sigortacılık sektörünün %99'u, hakemlerin %98'i, kasiyerlerin %97'si, garsonların %94'ü, tur rehberlerinin %92'si, fırıncıların, otobüs şoförlerinin %89'u, inşaat işçilerinin %88'i, güvenlik görevlilerinin %84'ü, marangozların %72'si 2033'te yok. Bir bakıma bilgisayar algoritmaları ve biyoteknoloji insanlığın geleceğini belirliyor. Dünya yeni bir dönüşümün eşiğinde. Şimdi nesnelerin interneti temelinde Endüstri 4.0 kuruluyor. Bu 21. yüzyılı diğerlerinden çok farklı kılan bir devrim. Robotların belirli iş kolları ve meslekleri ortadan kaldırdığı yeni bir ekonomik ve siyasi düzene doğru hızla ilerliyoruz. Tek bir mülkiyeti olmadan mülk kiralayan Airbnb ve Booking.com gibi tüm lojistiğini %70 oranında robotlarla gerçekleştiren Alibaba gibi şirketler bunun tipik örnekleridir. Görünen o ki ilerleyen yıllarda blockchain teknolojisi ve buna bağlı akıllı sözleşmeler iktisadi örgütlenmeden bürokratik düzene kadar her şeyi köklü bir biçimde değiştirecek. Bu değişimi kaçıranların geleceği ise karanlık. Tam da bu noktada değişimi yakalamak için sosyal demokrasi 4.0'ı yaratmak ve bu değişime uygun bir ekonomik ve siyasi düzeni yeniden kurmak gerekiyor. Yani sosyal demokrasinin ilke ve değerleriyle dijital teknolojilerin ve daha şeffaf, katılımcı, demokratik yönetim modellerinin füzyonuyla yepyeni bir perspektifi hayata geçirmeliyiz. Sosyal ve ekonomik toplumsal taleplere, can yakıcı sorulara yanıt verebilen yeni siyasi mekanizmaları ve kurumları yaratmak zorundayız. Örneğin, şehre dair daha fazla toplumsal veri elde etmek ve işleyebilmek. Bunun için dijital teknolojilerden yararlanmak, yönetilen bölgelerin gelir, yoksulluk, mülkiyet, enerji ve ihtiyaç haritalarını çıkartmak. Bu haritaları birleştirerek pek çok konuya çözüm için ipuçları sunabilen entegre haritalar hazırlamak. Aynı Barcelona, Amsterdam, Lyon'da olduğu gibi. O nedenle şimdi ve hemen sosyal demokrat kimliğimizi her şeyin önüne koyarak işe başlamak, her an birbirimizden haberdar olarak ve yeni kentsel gündemin ilkelerine sahip çıkarak varmak istediğimiz nihai noktaya, küresel demokrasiye giden yolculuğu sürdürmek zorundayız. Bu bakımdan Benjamin Barber'ın 2013'teki TED konuşmasındaki kapanış cümlesini söyleyerek sözlerimi tamamlayayım. Küresel demokrasinin yolu devletlerden değil, şehirlerden geçer. Demokrasi kadim poliste doğmuştu,
küresel kozmopoliste yeniden doğacak. Polisten kozmopolise giden bu yolculukta küresel düzeyde bir demokrasinin gücünü yeniden keşfedebilir, bir şehirler ligi kurabiliriz. Küresel bir belediyeler parlamentosu kurabiliriz. Belediyeler parlamentosu, yurttaşlar parlamentosu demektir. Ve yurttaşlar parlamentosu gerçek anlamda bizim parlamentomuzdur. Evet, sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum.